Ne içersin? Vallahi bir viski içerim. Mürvet Hanım. Mürvet Hanım, hoş geldiniz. Mürvet Hanım. Ah, viski mi dedin sen? Gel yukarıda seçelim. Viskinin 50 çeşidi var yukarıdaki mahzende. Buyurun, buyurun, buyurun. İsparsa vaktinizi almayalım. İsabet, isabet. Ben de sizi bekliyordum zaten. Sizin için arzu ettiğiniz kanepelerin hepsinden numune hazırladım. Buyurun lütfen. Buyurun oturun. Kusura bakmayın dağınığımızı. Buyurun. Buyurun tadına bakın. Aa bak ev o kadar büyük ki bulamadık mahzeni. Ah bizim çilek. Yine toplamış yoksul kadınları mahallenin yemek yediriyor. Afiyet olsun, afiyet olsun. Çilek bize iki tane viski. Arzu, ben bu kadar kıt akıllısını da görmedim. Viski diyorum, bön bön bakıyor. Ay kov şunu şu beslediği yoksul kadınlarla beraber gitsinler. Hanımefendi, kendinize gelin. Ben koskoca valinin kız kardeşiyim. Aa, hem yoksul hem deli. İyi mi? Dilek Hanım ne demek oluyor bu? Kanepeleri nasıl buldunuz? Kalk Salime, kalk. Dilek Hanım, inşallah bu saygısızlığın mantıklı bir açıklaması vardır. Yoksa bu şehirde iş bulamazsınız. Ama daha somonluları denemediniz. Aman boş ver. Boş ver şu kadını. Daha seni ikiz kardeşinden ayırt edemiyor. Anne, valinin kız kardeşi değil miydi o sinirli sinirli arabaya binen? Nalan'cığım, sana söylemeyi unuttuğum bir şey var. Çileğin bizim evde kalan bir kızı var. Anne, matematik sınavından 99 almışım ama o bir puanın kırılmasının sebebi noktaya ne virgül koymuşum. Çünkü matematik sınavından önce Türkçe sınavım vardı, kafam karışmış. Nalan'cığım, sana söylemeyi unuttuğum başka bir şey daha var. Çileğin bizim evde kalan başka bir kızı daha var. Anne, benim karnım aç. Dur bir tahmin edeyim. Bence Çileğin sizin evde kalan bir de oğlu var. Aa yok bunu ben de ilk defa görüyorum vallahi. Çilek, ben sana iki taneden fazla yok demedim mi? Hadi çocuklar odanıza hadi. Anne, teyzem niye sana Çilek diyor? Aşeriyor. Bu ne demek? Onu babanız akşam teyzenize soracak. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Ay Arzu, Allah sana kolaylık versin. Bu çilek insanın ömrünü tüketir. Ben olsam şu anda çocuklarıyla birlikte evden kovmuştum vallahi. Ay ikiz kardeşi için tutuyorum tatlım. Bu çocukların babası nerede? Almanya'da. 30 yıl önce kızcağızı böyle ortada bırakmış gitmiş üç çocukla. Bu çocukların en büyüğü en fazla 16 yaşında. Arada 3 defa gelmiş, birer gece kalmış gitmiş. Arzucuğum daha fazla kalmak isterdim ama biliyorsun zenginlik başa bela. Bu akşam bizim için bir kokteyl var. Oradan konser, eğlence. Ah tatlım bilmez miyim? Bizim kaderimiz aynı. Çilekciğim, Nalan Hanım gidiyor. Ben onu yolcu ederken sen de şu ortalığı biraz toplayıver. Yani döndükten sonra da şu üçüncü çocuk meselesini konuşacağız seninle. Sen kimden izin aldın o üçüncü çocuğu burada büyütmek için bilmiyorum tabii. Faruk. Faruk değil, bir kere Faruk Bey diyeceksin. Allah Allah, kaç defa söyledim Faruk hiçbir şeyle ilgilenmiyor diye. Benden izin alacaksın Faruk yerine, benden. Pardon, şu son söylediğin şeyleri bir kere daha duyayım. Faruk'tan değil, benden izin alacaksın, benden. Bir de sen söyle bakayım o ağzını oynatmadan nasıl o sesi çıkardı? Faruk. Kocacığım, nasılsın? Hayırdır, erken geldin. İş yok muydu kanalda? Şansa bak şimdi nasip oldu tanışmak. Şehrin en önemli televizyoncusu Faruk 26 ile. Ben Nalan, eşiniz Arzu'nun eski bir arkadaşı.
Yok hayır. Bu bir kabus değilmiş. Dilek. Aa, ha? Bak seni çağırıyor. Hadi git ilgilen. Ay vallahi 5 yıldır yanımızda ama kocam bile karıştırıyor hangisi Dilek hangisi Çilek. Faruk bak gerçekten çok küstah, çok ukala, çok afra tafralı bir kadın. Ne olur kız kardeşime içime sinmedi o kadının öyle davranmasına idare et Faruk'cum. Ne olur idare et. Tamam peki. Peki yani senin hatırın için idare edeceğim ama yani Arzu'nun bu saçma sapan planına katlanacak değilim. Ben yukarıya çıkacağım. Tamam. Ve bu rezillik bittikten sonra ineceğim, tamam mı?